Merhaba arkadaşlar, Rusça Türkçe Dersler kanalına hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yeni video ile karşınızdayız. Kanalımızda yaptığımız bir anket sonucunda kullanmış olduğunuz oylar neticesinde kanalımızda şiir günleri düzenlemeye karar vermiş bulunmaktayız. Ayrıca bu serinin ilk şiiri olan Yamaguchi Be Ochin Jidat şiirinin birinci şiir olmasını istemiştiniz. Şair bu şiiri eşine adamıştır. Sizlerle birlikte önce şiiri yalnızca Rus dilinde okuyacağız. Ardından ise tek tek cümle cümle çevireceğiz ve analizini yapacağız. Dersimize başlamadan önce videoyu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bizlere destek verebilirsiniz. Bir diğer ricam ise bizi Instagram ve TikTok'ta takip etmenizdir. Sizler için son derece faydalı bilgiler paylaşmaktayız. Hazırsanız şiirimize geçelim. Я могу тебя очень ждать. Долго-долго и верно-верно. И ночами могу не спать. Год и два, и всю жизнь, наверное. Пусть листочки календаря облетят, как листва у сада. Только знать бы, что все не зря. Что тебе это вправду надо. Я могу за тобой идти по чащобам и перелазам. По пескам, без дорог почти. По горам, по любому пути, где и черт не бывал ни разу. Все пройду, никого не коря. Одолею любья тревоги. Только знать бы, что все не зря. Что потом не передашь в дороге. Я могу для тебя отдать все, что есть у меня и будет. Я могу за тебя принять горечь злейших на свете судеб. Буду счастьем считать даря целый мир тебе ежечасно. Только знать бы, что все не зря, что люблю тебя не напрасно. Hazırsanız şiirin çevresine ve cümlelerin analizine geçelim. Bu slaytta şiirin tam çevirisini bulabilirsiniz. Şunu belirtmek isterim ki şiirin çevirisi tamamen bana aittir. Ve şiiri kendime göre yorumladım. Sizin de bildiğiniz üzere herhangi bir dilden çeviri yaparken onun tam karşılığını yapamayız. Onun için o cümleye en yakın cümleyi çevirmemiz gerekmektedir. Ve ben de bana göre olan çevirisini sizler için derlemiş bulunmaktayım. Videoyu durdurup şiirin çevrilmiş halini okuyabilirsiniz. Zaten analizini yapacağımız için şu an burada vakit kaybetmeyeceğim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde cümle cümle analiz ve çevirisine başlayalım. Я могу тебя очень ждать. Seni çok fazla bekleyebilirim. Ждать kelimesi beklemek anlamına gelmektedir. Кого, чего sorularına yanıt verir. Cümleden de anlayacağınız üzere ждать кого, тебя. Bu bir şiir olduğu için çoğu cümlemiz devrik cümledir. Yani anlayacağınız üzere fiillerin, nesnelerin, öznelerin yerleri değişik yerlerde kullanılmıştır. Moç fiili, yani magudan anlıyoruz. Moç fiili, ebilmek, abilmek anlamına gelmektedir. Öznelere göre çekimi ise ya magu, ты можешь, он, она, может, мы, можем, вы можете, они могут. Долго-долго и верно-верно. Hem долго hem верно kelimesi zarf halinde kullanılmıştır. Zarf olduğunu nasıl anlıyoruz? Kelimeye nasıl sorusunu sorduğumuz zaman yanıtını alabiliyor isek bu kelimemiz zarftır. Yani долго-долго, uzun uzun, верно-верно. Sadıkane, sadıkane. Verna'nın bir diğer anlamı ise doğru anlamına gelmektedir. И ночами могу не спать. Ve gecelerce uyuyamam. Yine dikkatinizi çekerim. Могу. Yani moç fiilinden çekimlenmiş halidir. Спать kelimesi ise birçoğumuzun bildiği üzere uyumak, yatmak anlamındadır. Год. И два,
и всю жизнь, наверное. Bir yıl, iki yıl, tüm hayatım boyunca galiba. Şimdi diyeceksiniz ki buradan iki yılı nasıl anladınız? Год – bir yıl demek. Hemen ardına idva dediği için год kelimesini nitelemiş bulunmaktadır. Yani bir yıl, iki yıl. Всю жизнь ise bütün hayatım boyunca. Наверное kelimesi ise galiba, muhtemelen gibi anlamlara gelmektedir. Şu şekilde direkt dörtlünün bir çevirisini yapalım. Seni çok fazla bekleyebilirim. Uzun uzun ve sadıkane sadıkane. Ve geceleri uyuyamam. Bir yıl, iki yıl ve bütün hayatım boyunca galiba. Пусть листочки календаря облетят как листва усада. Bu iki cümleyi birbirine bağlamamız lazım arkadaşlar. Fakat korkmayın, tek tek analizini yapacağız. Пусть bırak olsun gibi anlamlar kazandırmaktadır. Листочки yapraklar anlamına gelmektedir. Kalender ise takvim anlamındadır. Bu cümleden anladığımız üzere bırak takvim yaprakları. Облетят как листва усада. Облетят etrafında uçuşmak anlamına gelmektedir. Листва yine aynı şekilde yapraklar anlamına gelmektedir. Lakin bu bildiğimiz yeşil yaprak, ağacın yaprağı anlamındadır. Усада dediğimiz zaman bahçedeki anlamına gelmektedir. Сад kelimesi bahçe anlamındadır. Etrafında ya da o ve ob önekinden anlamaktayız. Bırak takvim yaprakları bahçedeki yapraklar gibi etrafta uçuşsun. Только знать бы, что всё не зря. Yalnızca hiçbir şeyin boş olmadığını bilmek için. Зря kelimesi boşa, nafile anlamlarına gelmektedir. Что тебе это вправду надо? Вправду kelimesi на самом деле kelimesiyle eş anlamdadır. Peki bu kelimenin Türkçe çevirisi nedir? Türkçe çevirisi ise aslında anlamına gelmektedir. Надо gerekmek, gerek olmak, ihtiyaç olmak anlamına gelmektedir ve kamu sorusuna cevap verir. Kamu надо, тебе надо. Dikkatinizi çekerim. Dativini padeş kullanmak zorundayız. Bir diğer dörtlüğümüz ise Я могу за тобой идти. Senin ardına gidebilirim. Yine moch fiilinden çekimlenmiş magu kelimesini görüyoruz. Ebilirim, abilirim anlamındaydı. Ebilmek, abilmek. За кого? За тобой. Burada vinitenli padiş kullanmış bulunmaktayız. İtti, yürüyerek gitmek anlamındadır. Çaşoba ip perelazam. Çaşoba sığ çalılık, sığ orman anlamlarına gelmektedir. Perelaz ise arkadaşlar çit anlamına gelmektedir. Senin ardından gidebilirim. Sığ çalılıklardan ve çitlerden. Papiskam bez darok paçti. Neredeyse yolun olmadığı kumlardan. Kum kelimesi kumlardan çok sahil olarak da düşünebiliriz aslında. Pisoktan türemiştir. Papeskam, pisok, kum demek unutmuyoruz. Bezdarok paçti. Paçti kelimesi neredeyse hemen hemen anlamına gelmektedir. Daroga yol anlamındadır. Lakin bez ile kullanılmıştır ve çoğul haldedir. Bez edatını kullandığımız zaman genelde radikalini padej ile kullanmak kullanırız. Onun içinde daroga kelimesi dişi cins olduğu için radikalini padejde çoğul yapacağımız zaman 4 veya 4'ten fazla bir şeyden bahsediyorsak, yani 5, 6, 7, 8 olarak bahsediyorsak dişi kelimesinin son harfini atarız. Yani daroga A harfini attığımız zaman darog kalır. Yine aynı şekilde mesela neye örnek verebilirim? Ruçka. Özür dilerim. Ruçka kelimesini örnek veremeyiz. Çünkü ruçek oluyor.
Bazı fiiller var ki tamamen değişiyor. Son harfini atarak olmuyor. Ama mesela padruga, kız arkadaş. Dörtten fazla kız arkadaştan bahsedeceksek padruk yapıyoruz arkadaşlar. Mesela u minya yest mnoga padruk. Benim çok fazla çok kız arkadaşım var. Bir diğer cümlemiz pagaram palibomu puti. Dağlardan herhangi bir yoldan. Где и чёрт не бывал ни разу. Чёрт şeytan demek arkadaşlar. Şeytan iblis anlamına gelmektedir. Бывать быть fiilleri olmak anlamındadır. Чёрт не бывал ни разу. Не бывал ни разу kalıp şeklinde düşünebiliriz. Bir kere bile olmadı. Yani şeytanın bile bir kere olmadığı yerlerde. Всё пройду, никого не коря. Пройти fiili geçmek anlamındadır. Bunu mecazi anlamda da düşünebiliriz. Bir şeyleri atlatmak, atlatmak mesela bir şeyleri atlatmak derken kötü bir olayı atlatmak, geçirmek olarak düşünmeliyiz. Никого не коря. Коря kelimesi карит fiilinden türemiştir. Карит. Карит ise azarlamak anlamına gelmektedir. Карит кого? Никого. Yani hiç kimseyi cevabını almış bulunmaktayız. Her şeyi atlatacağım, kimseyi azarlamadan. Одолею любые тревоги. Her türlü kederin, tasanın üstesinden geleceğim. Тревоги çoğul halde kullanılmıştır. Kederler, dertler, tasalar anlamına gelmektedir. Любой kelimemiz ise diğer anlamına gelmektedir. Diğer her biri anlamına gelmektedir. Adalet fiili ise yani adaleu diye çekimlediğimiz zaman bir şeyin üstesinden gelmek anlamına gelmektedir. Только знать бы, что все не зря. Bu cümlemizin analizini yapmıştık. Yalnızca her şeyin boş olmadığını öğrenmek için. Что потом не передашь в дороге. Yine burada da iki cümleyi birbirine bağlamamız gerekir. Yarı yolda bırakmayacağına dair. Предать fiili ihanet etmek, yarı yolda bırakmak anlamına gelmektedir. Я могу для тебя отдать. Senin için verebilirim. Отдать vermek anlamındadır. Дать ve давать fiillerini detaylı incelediğim videoyu yukarıdaki karta tıklayarak izleyebilirsiniz. Orada yeterince detay vermiştim. Onun için şu an detaylara girmeyeceğim. Для тебя, для кого? Для kelimesini gördüğümüz zaman hemen aklımıza кого, чего soruları gelmelidir. Ve для kelimesini, edatını родительный падеж ile kullanırız. Я могу для тебя отдать. Для кого я могу отдать? Для тебя могу отдать. Все, что есть у меня и будет. У меня, bende demek. Bunu bu şekilde de uzatabiliriz. У тебя, у него, у нее. У нас, у вас. Yani bizde, sizde, onda. Все, что есть у меня. Neyim varsa и будет. Ve olacak. Я могу за тебя принять. Senin yerine üstlenebilirim. Принять, kabul etmek, almak, üstlenmek gibi anlamlara gelmektedir. За тебя dediğimiz zaman senin yerine anlamına gelmektedir. Yine dikkatinizi çekerim. За кого? Вините не падеж. Горечь злейших на свете судеб. Судеб kelimesi kaderler anlamına gelmektedir. Sudba kelimesinden çekimlenmiştir. Nasvete dediğimiz zaman tüm kainatta, tüm evrende, yeryüzünde, dünyada anlamına gelmektedir. Goreç zleşih. Zleşih nasıl açıklayayım size? En hüzünlüsünü, en acısını.
Dünyanın en acı kaderini senin yerine üstlenebilirim anlamına gelmektedir. Yine son iki cümleyi birbirine bağlayarak çevirmemiz gerekti arkadaşlar. Budu şahsim ştad derya. Ştad kelimesi saymak anlamındaydı. Lakin yalnızca bir şeyleri saymak anlamına gelmiyor. Düşünmek, sanmak anlamlarına da gelmektedir. Derya kelimesi ise darit, yani bir şeyleri hediye etmek, vermek fiilinden çekimlenmiştir. Sana hediye ederek mutlu olacağımı sanıyorum. Yine ikinci cümleyle birleştireceğiz. Целый мир тебе ежечасно. Ежечасно saat başı demek arkadaşlar. Целый мир tüm dünya. Yani şöyle çevirisine baktığımız zaman saat başı tüm dünyayı sana hediye ederek mutlu olacağımı sanıyorum. Darit fiili kamu sorusuna cevap veriyor. Bu sorunun cevabını bulabilmemiz için ikinci cümleye bakmamız lazım. Darit, kamu, tibye. Целый, tüm, bütün, komple anlamına gelmektedir. Мир ise dünya anlamına gelmektedir. Aynı zamanda da barış anlamı da vardır. Только знать бы, что все не зря. Yalnızca hiçbir şeyin boşa olmadığını öğrenmek için. Что люблю тебя не напрасно. Напрасно boşa anlamına gelmektedir. Hani bunu boşa yaptın, şunu boşa yaptın deriz ya, oradaki boşa kelimesi Rusçadaki напрасно kelimesine eşittir. Лакин не напрасно dediğimiz zaman boşa olmadığını, yani seni boşa sevmediğimi bilmek için gibi bir çeviri elde ediyoruz arkadaşlar. Şiirimizin çevirisi ve analizi bu kadardı arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir ve sizler için faydalı olmuştur. Şuraya son slayta geldiğimde fark ettim ki ikinci ya da üçüncü cümlede hata yaptım arkadaşlar. Özür diliyorum. Şimdi o slayta geçeceğim. Yanılmıyorsam buradaydı. Yamagu zataboy itti dedim. Zataboy derken burada vinitelini padeş kullanmadık arkadaşlar. Tekrardan özür diliyorum. Burada tvaritelini padeş kullandık. Zakim. Zakim, zaçim. Zataboy. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Tekrardan söylemek isterim ve affınıza sığınırım. Videoyu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bizlere destek verebilirsiniz. Hepinize iyi günler, iyi dersler dilerim.